Merhaba, bu bölümümüzde yine bize çok sıkça sorulan bir soru, özellikle sıkıntı diyelim. Acemi yüzücü üyelerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi su üzerinde durma konusu. Şu kadarını söylemeliyiz ki suyun kaldırma kuvveti ile insanın özgür ağırlığı arasında bir fark vardır ve suyun kaldırma kuvveti daha kuvvetlidir. Dolayısıyla bizim aslında fizik olarak suda batmamız mümkün değil. Artı bunu ciğerlerimizdeki hava kesecikleriyle de desteklediğimizi düşünürseniz, biliyorsunuz ki sizlerin de bildiği gibi akciğerlerimizde alveol kesecikleri var ve bu kesecikler hava ile dolu. Bunların içinde de depo hava mevcut. Yani biz her ne kadar derin bir nefes vermiş olsak bile alveol keseciklerimizdeki havayı boşaltamayız. Bu imkansız, bu mümkün değil. Dolayısıyla o hava bile bizim aslında yüzmemize, su üzerinde rahatlıkla kalmamıza yardımcı olur. Vücudumuzun %70'ini de su olarak kabul edersek, dolayısıyla suyun su içinde batması imkansız olarak kabul ederseniz, yine bizim yüzmemiz oldukça kolay. Peki insan niye batıyor? Buna açıklık getirmeye çalışalım. Aslında bilinen şu ki, yeryüzünde insan ve maymundan başka herhangi bir canlı boğulmaz. Hatırladığım kadarıyla bunun sebebi de duygu sahibi olmasıdır. Maymunun ve insanın duygusal varlıklar olması, ölüm korkusunu bilmesi. Dolayısıyla içgüdüsel olarak yüzememesi. Ama insan bu konuda bilinçli bir varlık. Birazdan yapacağımız örnekle bilincinizin daha da artacağına inanıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Su içindeki cisimler, tabii en basit tabirle anlatmaya çalışayım, en tepe noktalarına kadar gömülürler, batarlar. Bunun çok daha detaylı fizik anlatım mevcut ama gerek yok. Çok fazla kafa karıştırmayalım. Hem burada özet olarak anlatmaya gayret edeyim hem de uygulayayım. Dediğim gibi cisimler tepe noktalarına kadar batarlar. Biz su seviyesini sıfır olarak kabul edelim, satıh diyelim. Dolayısıyla satıhtan ne kadar çok yükselirseniz o kadar su altına gömülmek durumundasınız bu anlamda. Kafanızı fazla karıştırmadan bir örnek vereyim. Şu an benim en tepe noktam, parmağımla gösterdim, başım üzeridir. Dolayısıyla derin bir nefes aldığımda suda hareketsiz olarak beklersem bakın ne olacak. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarımı kaldırdım. Bu hareketi yaparken en fazla başıma kadar gömüldüğümü gördünüz. Suda bir ayna prensibi vardır. Su seviyesi, yani satıhtan ne kadar çok yukarıdan başlarsanız hareketinizi ilk etapta bir o kadar gömülürsünüz. Böylece bir top gibi zıplaya zıplaya tekrardan sıfır noktasına gelirsiniz. Örneğin ben bu hareketime başladığımda dikkat edin. Satıhla tepem arasında 20 santim varsa ilk başladığımda 20 santim gömüleceğim. Sonra çıkacağım, ineceğim, çıkacağım, ineceğim derken en sonunda sabır gösterirseniz bunun dengelendiğini göreceksiniz. Örnek. De gördüğü gibi ağırlık merkezimiz bir noktadan sonra suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi derken neticede dengeleniyor. Yaklaşık olarak 10 saniye içinde vücudunuzun sabit kaldığını görebilirsiniz. Biz her zaman eğitimlerimizde şunu söylüyoruz. En az 12 saniye nefesini tutabilen bir yetişkin rahatlıkla yüzme öğrenebilir. Çünkü bu suyla barışma, su üzerinde kalma egzersizlerinde genelde 10 saniye ihtiyacımız oluyor. 10 saniye sabır gösterip nefesinizi tutabilirseniz suyun sizi kaldırdığını görebileceksiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Cisimler en tepe noktalarına kadar batar demiştik. O halde en tepe noktamızı yükseltirsek bakın neler olacak, görün. Özetlemeye çalışayım.
statüten yani su seviyesinden ne kadar çok parmaklarımı yükseltirsem en tepe noktam artık benim parmaklarım olduğu için su doğal olarak bu kuralı gereği beni parmaklarımın ucuna kadar çekti. Yani başım nereden baksanız yükseldiğim santim kadar, örneğin bir 30 santim kadar gömüldü. Bu da benim havasız kalmamı sağlar. Hava alamayacağım için de boğulma tehlikesi geçirebilirim. İşte insanlar neden boğulur? İnsanlar refleks olarak maalesef, neticede Akdeniz insanıyız, sıcak kanlıyız, soğuk kanlı olamıyoruz. İlk etapta kollarımızı kaldırıp uzak birinden yardım istiyoruz. Ama bu yardım isteme sırasında doğal olarak suya gömülüyoruz. Ve nefes alamadığımız için boğazımız kendini hayatta kalabilmek adına su kaçmasın diye kilitliyor. Fakat kilitlediğinde tamam su kaçmıyor ama havada giremediği için bayılma durumu söz konusu. Dolayısıyla öncelikle uzaktan yardım almak yerine hava kanallarımızı açık tutmamız gerekiyor. Yani en tepe noktada ağzımız ve burnumuz olmalı. Kendimize geldikten sonra uzaktan yardım isteyebiliriz. Bu ne demektir? En tepe noktamız ağzımız ve burnumuz. Madem ki nefesi ağız ve burnun alacağız, o halde en tepe nokta olarak ağız ve burnumuzu tayin edebiliriz. Lütfen dikkat izleyin. Bir kez daha göstereceğim. Bu hareket yaparken ayaklarım yere değmiyor. Tamamen su üzerindeyim. Rahatlıkla başımı geriye, yani yastığa yatır gibi aldığımda ağız ve burun yukarı kalkabilir. Rahatlıkla nefes alıp verebilirsiniz. Nefesinizi tutmanıza gerek yok. Örnek. Evet, üstelik bu çalışmada kollarımı ve bacaklarımı kullanmadım. Yani onların da bir kaza sonucu işte kramp ya da işte kırık olduğunu kabul edersiniz. En kötü senaryoyu yazdığımızı kabul edelim. Yine de buna rağmen su üzerinde rahatlıkla kalabilirsiniz, nefes alabilirsiniz. O şekilde konuşabilirsiniz, bağırabilirsiniz. Kaldı ki kollarınızı ve bacaklarınızı kullandığınızda zaten bunu su üzerinde durma ve yüzme diyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için yine bizim eğitmenlerimizin desteklerinden yararlanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.